Mecliste bütçe görüşmeleri devam ederken bir kez daha el hareketi tartışması yaşandı. Bu kez AK Partili, İYİ Partili milletvekilleri yumruklaşmanın eşiğine geldi. İYİ Partili Yasin Öztürk'ün el hareketi yaptığı iddiası genel kurulu bir kez daha karıştırdı. Milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü. Mecliste bütçe görüşmeleri gergin geçiyor. Tartışmanın tarafları bu kez AK Parti ile İYİ Partili vekillerdi. Oturuma verilen arada İYİ Partili Öztürk'ün Zülfü Demirbağ el hareketi yapıp küfrettiği öne sürüldü. Meclisin kadın milletvekilleri de tepki gösterdi. Vekiller yine yumruklaşmanın eşiğine gelse de bu kez korkulan olmadı, tansiyon düştü. Bütün terörü lanetleme ortak noktasında buluşmamızın bir hakikat olduğu da hep beraber idrak edilmeli ve ifade edilmelidir. Terör laflarını hakikaten ne dikkate alıyoruz ne ciddiye alıyoruz. AK Parti'ye de bir tavsiyem olsun. HDP ile didişmeyi bırakın. Hükümetinize söyleyin. Adam gibi terörle doğru dürüst mücadele etsin. Kürt düşmanı olanlar, Kürtleri katleden PKK ve yardakçılarıdır. Genel kurulda bugün de terör tartışması yaşandı. PKK Kürtlerin en büyük düşmanıdır. PKK ile etkin mücadele edin diyorum ben. Aynı kağıdın altına imza atıyorsun HDP ile. Ne alakası var? Sana ne ya? Ne konuşacağımı senden mi öğreneceğim ben? Sana ne ya? Sana ne ya? Kim isterse bunu savunurum ben. Şöyle yapalım mı? Meclis başkanının karşısında ceketini ilikleyip ayağa kalkıp söz istemeyeceksin. Madem teröristlerse. Madem teröristlerse. Ne alakası var? HDP ile didişmek yerine şuna bakın demek HDP adına bir takım dertlerin olduğunu ortaya koyuyor.